Sevgili izleyenler, bir telefon bağlantımız olacak. Şimdi başkente döneceğiz. MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP'yi ziyaret etti ve tam 3 saatlik bir sunum yaptı. Ayrıntılar için CHP Genel Merkezi'ne dönelim şimdi. Ozan Ulaş Caymaz karşımızda. Ozan, nedir detaylar, seni dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün oldukça yoğun. Sabah saatleri itibariyle Genel Merkezi'de hummalı bir çalışma var. Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti beklenirken, diğer taraftan sürpriz bir gelişme de yaşandı. Bir ziyaret gerçekleşti. Aslında sürpriz demek de pek doğru olmayabilir. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini ve bilgilendirme yapacağını ifade etmişti. O görüşme bugün gerçekleşti. MİT Başkanı Kalın ve Özgür Özel arasındaki görüşme CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü ve toplantıya bazı CHP'li isimlerde MYK üyelerinde katıldığı ifade ediliyor. Bu toplantıda daha önce biliyorsunuz hem kayyumlarla ilgili hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bazı soruşturmalar olduğu ifade edilmişti. Bununla ilgili MİT Başkanı Kalın'ın bilgilendirme yapacağı da söylenmişti. O sürpriz görüşmenin ancak günü, saati, ne zaman olacağı ve nerede gerçekleşeceği belirtilmemişti. Bugün gerçekleşen ve aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretinden de yalnızca dakikalar önce yapılan bu ziyaret CHP Genel Merkezi'nde tamamlandı. Bazı MYK üyeleri katıldı ve aslında beklenenden de biraz uzun sürdü. 2 saat 10 dakikalık toplantıda bazı bilgilendirmeler yapıldı. Tabii CHP Genel Merkezi'nin de şüphesiz soruları vardı Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Bu toplantının ardından da diğer kritik toplantı Ekrem İmamoğlu'yla yapılan toplantıya geçildi ve az sonra da tahmin ediyoruz ki o toplantıda tamamlanmış olacak ve Ekrem İmamoğlu'nun da yine basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı bir basın toplantısı yapılması bekleniyor CHP Genel Merkezi'nde. Biz de gelişmeleri izliyoruz. Peki, teşekkürler. Ozan Ulaş Caymaz aktardı. Devam ediyoruz sevgili izleyenler.